Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemelerde saf dışı bırakarak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırarak ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Beşiktaş'ın ikinci haftasında oynayacağı Frankfurt maçıyla ilgili UEFA büyük bir skandala imza attı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında İKSEÜB sporla oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşulları ve 5E2 çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. Süper Lig'in 6. haftasında bugün sahasında Eyüp Spor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Musrati ve Masu Aku sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu da sarı kart görmesi halinde 7. haftada oynanacak olan Kayserispor maçında forma giyemeyecek. UEFA'nın resmi Avrupa Ligi sitesi, Beşiktaş'ın 2. haftasında sahasında Alman temsilcisi Intret Frankfurt'la oynayacağı mücadele öncesinde büyük bir skandala imza attı. UEFA, Beşiktaş'ın stadının ismini Şenol Güneş Spor Kompleksi olarak yazdı. Sosyal medyada olayın gün yüzüne çıkmasının ardından Beşiktaş resmi sosyal medya kanalından açıklamada bulundu. Beşiktaş, "UEFA'ya, sevgili UEFA, 2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını duyurduğunuz gibi, Beşiktaş stadyumu veya Süper Lig maçları için Tüpraş Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi iç saha maçlarımızı oynadığımız yerdir. Lütfen ismin derhal düzeltilmesini rica ediyoruz." ifadelerini kullanarak hatanın düzeltilmesini istedi. Beşiktaş'ın açıklamasının ardından UEFA stadın adını düzeltti ve Şenol Güneş Spor Kompleksi yerine Beşiktaş Stadyumu yazdı. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.